Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Akdeniz ve Ege'de provokasyonlara imza atan Yunanistan medyası, bu kez bölgedeki son gelişmeleri ilişkin yalanlara başvuruyor. Bazı gazeteler, Lübnan'da Birleşmiş Milletler'le görevde olan TCG Kemal Reis Fırkateyn'ine Yunan ordusu tarafından vurularak hasar verildiği yalanı söylendi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Akdeniz Kalkanı Harekatı'na işaret eden TCG Kemal Reis Fırkateyni ile Birleşmiş Milletler'in Lübnan'daki geçici kuvvetlerine katılan TCG Bandırma Korveti, Doğu Akdeniz'de görevde paylaşımı ise Yunanlılara tokat atar cinsten bir cevap olarak kayda geçti. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ise Yunan basınının açıkça yalan söylediğini ifade ederek, "Şu Yunan'ı nasıl ikna edeceğiz bilmem. Milli Savunma Bakanlığı, Kemal Reis'in Birleşmiş Milletler'in Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Lübnan geçici kuvvetlerinde Doğu Akdeniz'de görevde olduğunu anlık paylaşıyor. Zavallı Stoksos gazetesi filan da hala vurduk, yaraladık falan diye paylaşım yapıyor," diye konuştu. Geminin görevde olduğunu söyleyen Ağar, "Ne yapsak, gözlerine filan mı soksak? Gemi orada işte. Birleşmiş Milletler kapsamında görevde. Gidin bakın, bakmaya korkuyorsanız Birleşmiş Milletler'den tanıdık birini gönderin," ifadelerini kullandı.